Merhaba sevgili izleyicilerimiz, sektör arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken bizler de durağımız olan sizlere Adana'dan seslenmeye devam ediyoruz. Ve bugünkü lezzet durağımızda Mas Kebap Salonu var. Yanımızda 3 tane ustamız var. Kebap ustaları Hüseyin Usta, Güngör Usta ve İsmail Usta. Burada görmüş olduğunuz bütün lezzetler A'dan Z'ye bu ustalarımızın ellerinden geçiyor. Lezzetlerimizi konuşmadan önce ben ilk olarak Hüseyin Usta'ya döneceğim. Ve bugüne girişinizi sizden dinleyeceğiz efendim. Buyurun. Biz bugüne 1983'ten beri Mas Kebap Adana'da var. Çalıştığımız dönemlerde biz böyle varlıklarına gelmedik. Barakalarla, tablalarla bugüne getirdik. 1983'ten belli. Mas Kebap var. 1983'ten belli. Mas Kebap'ı kurduğumuzda ufacık bir tablaydı. Bugünden bugüne getirdik. Evet. O günden sonra ve kendi kardeşlerime bıraktım artık bu işi. Güngör Usta'nın İsmail Usta'ya bıraktım. Güngör Usta pişiricimiz. İsmail Usta da et hazırlayan. Zaten seyredenken onları görürler. Yani biz tabii ki hep böyle alışılagelmiş kebapları yedik. Şimdi çok farklı bir lezzet keşfettik. Bizde kesinlikle bizde kuzu et. O günden bugüne gelmemiz hiçbir zaman etimizden çalmadık, hile yapmadık. Dürüstlüğümüz bizi buralara getirdi. Evet. Etlerin kesinlikle dişi eti vardır, daha ucuzdur. Erkek eti vardır, daha pahalıdır. Bizim bugüne o tabloda buraya gelmemizin bir tek nedeni dişi eti hayatta kullanmadık Mas Kebap'ta. Erkek eti. Erkek eti. 83'ten bu yana erkek eti hiçbir o zaman bugüne kadar lezzetimizi değişmemesinin en büyük nedeni bu. Peki şimdi lezzet diyoruz, kebap diyoruz. Ben hemen tabii ki ilk ustama döneceğim. Çünkü ustam bunun hazırlanışının başlangıcı sizin elinizden geçiyor. Evet. Etimizi nasıl hazırlıyoruz sizden öğrenelim. Etimizi sabah geldiğimiz zaman kasaptan etimiz geliyor. Tek kendi yani kimseye bırakmadan kendi elimizden geçiyor. Sinirlerini, ondan sonra kıymalıklarını, kuşbaşlarını tek tek büyük bir titizlikle hazırlıyoruz. Ondan sonra işte en kaliteli şekilde getirmeye çalışıyoruz. İnsanlara bu sunumu vermeye daha da yani en üst kalitede lezzeti tattırmayı hedefliyoruz. İşte kalitemizi bu şekilde korumaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi ustam biz hep şunu biliyoruz ki kıymayı makineden çekiyoruz. Evet. Şişe takıyoruz. Pişiyor zannediyoruz. Tabii ki bu sadece bir zannetme. Siz satır içinde hazırlıyorsunuz. Kendiniz doğruyorsunuz. Kıyma haline getiriyorsunuz. Evet. Bu da sizin el marifetiniz. Tabii ki ustalığınızı gösteriyor. O da çok önemli. Şimdi ben hazırlanıştan sonra da pişirmeye geçiyorum. Sizin lezzetin tadına da bakın. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki etimizi doğrayıp hazırladıktan sonra, şişe taktıktan sonra pişirmesi kalıyor. Ustam buyurun, pişirme kısmını sizden alalım. Pişirirken de bunu kısık ateşte, orta kıvamda, kendi halinde, vantilatörümüz olmadan, yelpazeyle çalışan kısık ateşte pişirmeye gayet göstereceğiz. Yani müşterinin daha çok memnuniyeti, lezzet akımı. Vantilatörde kebap pişirmiyoruz. Evet. Kısık ateşte her zaman lezzeti korumaya çalışıyoruz. Harika. Peki biraz da lezzetlerimizi konuşup kebap dedik. Kebap dışında başka? Peki bu gördüklerinizin tamamını burada sunuyoruz. Menüde neler var? Adana kebabımız var. Bildiğiniz gibi beytimiz var. Kuşbaşı var. Tavuğumuz var, kanat var, kemiksiz tavuğumuz gene mevcut her şey. Bu kadar çok evet. Çeşitlerimiz. Şimdi İsmail Usta size döneceğim. Hepimiz konuşalım burada. Günün hangi saatlerinde açıyoruz? Çünkü burası 7/24 hizmet veriyor değil mi? Evet. Sabah 7:30'da açılıyor. Tekrar 24 saat yine aynı şekil, iki vardiya halinde 24 saat açıyoruz. Bu evet. Şekilde devam ediyoruz. Evet. Durmak yok. 24 evet. Saat tekrar geri dönüyoruz. Harika. Şimdi
Mekanı çok şık, çok da güzel. Burada kaç kişi ağırlayabiliyoruz usta? Şu an burada 300-350 yakın aynı anda ağırlayabiliyoruz. Evet. Şimdi tabii ki biz sadece burada gelip yemek isteyenlerin dışında siparişlerimiz de var dışarıya. Tabii. En çok merak ettiğim, özel günleri açık mıyız hocam? Tabii açığız. Özel günlerde yani çocukların okul şeylerinde, şenliklerinde bütün her türlü şeylerde yani bence etkinliklerde yine biz aynı şeyi devam ettiriyoruz. Hizmetimizi veriyoruz. Her gün yani yılın 360 günü diyebilirim ki açığız. Tercih sebeplerimizi konuşmak üzere ben tekrar size döneceğim. Güngör Usta, tabii ki burası kebabıyla ünlü bir şehir. Adana deyince akla ilk kebap geliyor değil mi? Evet. Peki burada bu kadar kebapçı varken neden sizleri tercih ediyorlar? Ben bunu sizden duymak istiyorum. İşte demin abim dediği gibi 1983 yılından bu yana büyük bir çabayla, büyük bir gayretle sarf ettik. Yani bu duruma gelmemizin sebebi birinci Hüseyin Bey abim olmak üzere ona teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten buraya gelmemiz hiç kolay olmadı. Çok büyük çabalarla, çok titizliklerle biz buraya bu seviyeye geldik. Yani abim dediği gibi tabla, biliyorsun kebap tablada yenir. Şimdi tablamız kaldırdığımız için yeni nesiller buna ayak uyduramadı. Böyle güzel bir mekan açtı yani. Devam ediyoruz dedi. Harika. Ben nice yıllara diyorum. Teşekkür ederim. Gerçi Hüseyin ustamız pek şubeleşmekten yana değil. Çünkü lezzetin bozulmasın. Biz burada birçok kişiye zaten aynen istihdam öyle sağlıyoruz diyor. Aynen öyle. Ama biz sizi Türkiye'nin birçok noktasında maskot salonu olarak görmek istiyoruz. Bu bizim arzumuz. Bundan sonra İnşallah onlar da olur. Sizler için olacak. Peki. Buradan son olarak izleyicilerimize ve sizleri tercih edenlerine söylemek istersiniz. Ben sırayla sizlerden son cümlelerinizi alacağım. Ben sadece şunu demek istiyorum. Adana'ya nereden gelirsen gel, Maz kebabı uğramadan gitmeyin. Evet. Çok net ve gerçekten de özgüven dolu sözler bunlar. Siz usta. Ben de diyorum ki ne? Kaliteyi keşfetmek istiyorsalar, lezzeti bulmak istiyorsalar mutlaka ki burada bekliyoruz herkesi. Bu lezzeti, tadı kaçırmasınlar diyorum. Evet. Ve burada her şeyi birebir görebiliyorsunuz. Yapılışında, hazırlanışı ve tabii ki sofraya gelene kadar her şeyi birebir görebiliyorsunuz. Evet. Zaten sizler kesin. Göz önünde zaten yapılan bütün her şey yani. Şimdi kesinlikle arka tarafta bir mutfağımız yok. Bizim olan mutfağımız göz önünde. Kebapları rahatlıkla görebiliyorsunuz. Aynen öyle. Aynen o şekil çünkü yani görsel önem bizim için çok önemli. Yani herkesin göz önünde yani arka planda değil. Evet. O yüzden yani biz ona daha çok önem veriyoruz. Evet, işte aslında başarının sırrı da oradan geliyor. Ustam, son olarak izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Mevlana'nın dediği gibi ne olursa nereye dersen git Adana'ya uğra Maz kebaba. Mutlaka uğrayın. Mutlaka uğrayın. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Lezzetiniz hiçbir zaman bozulmasın. Daim olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sizlere de başarılar diliyorum çok bu arada. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, lezzet durağımızda Maz kebap salonu vardı bugün. Sizler de bir kez olsun Adana'ya geldiğinizde bu muhteşem lezzetleri tatmak için buraya davet ediyoruz. Sözü merkez kurulu.